İstanbul Taksim Gezi Parkı protestocularına yapılan orantısız müdahaleye tepki olarak başlayan ve tüm yurda dalga dalga yayılan toplumsal tepki gösterilerine destek veren Hatay halkı bu kez de demokrasi şehidi Abdullah Cömert için ses verdi ve tüm dünyaya bir kez daha barış ve kardeşlik taleplerine haykırdı. Taksim Gezi Parkı direnişine desteklerini sürdüren Hataylılar bu gösterilerde başına aldığı darbeyle hayatını kaybeden demokrasi şehidi Abdullah Cömert'i de unutmuyor. Antakya'daki gösteriler sırasında 22 yaşındaki Abdullah Cömert'i şehit veren Hatay halkı hem şehidini almak hem de Taksim'e destek vermek için Samandağ Antakya arasında 25 kilometrelik bir insan zinciri oluşturdu. Kaptan. Samandağ Cumhuriyet Meydanı'nda dalından koparılan bir gülü elden ele vererek Abdullah Cömert'in vurulduğu Armutlu Mahallesi'ne ulaştırmak üzere oluşturulan Abdullah Cömert için barış ve kardeşlik zinciri sık sık Abdullah Cömert ölümsüzdür, hükümet istifa ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları attı. Come on!
Atatürk bayrakları ve Atatürk posterlerinin yer aldığı Abdullah Cömert için barış ve kardeşlik zincirine katılan vatandaşları, demokrasi şehidi Abdullah Cömert'in anne ve babası yanı sıra iki abisi de yol boyunca selamladı. El ele tutuşarak Samandağ'ı Antakya'ya bağlayan 25 kilometrelik insan zinciri, elden ele dolaşan gülü, Antakya'daki gösterilerde başına aldığı darbeyle hayatını kaybeden demokrasi şehidi Abdullah Cömert'in vurulduğu Armutlu Mahallesi'ne bıraktı. Abdullah Cömert için oluşturulan barış ve kardeşlik zinciri gülü bıraktıktan sonra Taksim Gezi Parkı'ndaki odaları protesto etmek amacıyla Uğur Mumcu alanına geçti.